Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Şimdi Zafer Hoca kuşları yavaş yavaş toplayacak kafese. Sevkiyata başlıyoruz hocam. Ve deneyeceğiz. Bu alır herhalde bir 5-6 tane, değil mi? Belki biraz daha fazla alabilir. Sonuçta tam yavru mevsimi. Kuşlar da biraz stres yapıyorlar. Değişik bir şekilde geldi. Kuşları kırılıyor değil mi? Kuşları kırıldı, dar geldi. Aslında böyle değildi bu kuş. Sanki bir yaptığı zaman düzelir. Aynen. Belki şey yapılır. Bir tane yeter ya. Kafeste zaten bayağı sıkışık. Ağır olacak. Onları sağ olun hocam. Bakalım göreceğiz. Aynen. 7 tane koydum. Şimdi bu kapıdan çıkacağız. Aynen. Motora bineceğiz ve gideceğiz. Orada yine salarken çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, köyün dışına çıktık. Şu rüzgar güllerini de göstereyim. Evet, güzel bir manzara var hocam. Burada rüzgar gülleri Oradan var. Oradan da kadar olmasa da bekirlerimiz güzel yani. Evet, şimdi Zafer Hoca salacak kuşları. Kelebek kuşların hepsi. Deli dehşet bir rüzgar da var. Evet, çok rüzgarlı bir gündeyiz. Aynen. Yavaştan başlayalım. Hadi bakalım. Gittiler. Tut bir elinde bir tanesini, tamam, ikisini tut da salarken. Tamam. Fotoğraf çekeyim. Tut öyle. Yolu çizmeye başladılar. Evet. Hani evi görürler büyük ihtimal. Bak, alçalıyorlar bir de. Aynen. Bir tane kaldı. Bir tane yaşlı kurt kaldı. Bu aslında çok oyuncu bir kuş ama hastalığa yakalandı. Güzel bir Çin erkeği. Güveniyorum ama. Hani kırgın da olsa. 7 tane kuş saldık. 7 tane. Mantelin arasından geçti ha. Aynen. Güzel bir açıklık da var. Boş bir tarla var. Şimdi buradan köye basmaya evet, çalışacaklar. Aynen. Yavaştan 1-2 tanesi görmeye başladı bile hatta. Evet. Basmaya, o tarafa doğru basmaya başladılar. Çünkü ben hep o güzergahta uçurduğum için o yolu buldular. Şimdi oradan gitmeye çalışacaklar. Bayağı da aslında köyün sonu, yani Doğuca dediğimiz köyün sınırlarında uçuyorlar aslında hocam. Hani oradan yolu çizip gelmeleri lazım. Çok rüzgar olmasına rağmen. Şu an benim saydığım bir tane aşağıda, o gitmeye çalışıyor. Evet, uyanık. Alttan gitmeye çalışıyor. Aşağıdan aşağıdan yavaş yavaş gidiyorlar. Hepsi de şu anda gözümüzün önünde. Aynen abi.
Bayağı alçalıyor bak, o beyaz bayağı kuş var ya. Bayağı alçaldı oralara. Hani evleri tahminen tabii hepsi yer evi olduğu için oralara alçalıyorlar. Bir tanesi çok geride kalmış. Bir tanesi arkadan gelmeye çalışıyor. Ama 4-5 tanesi bayağı oldu. Hani yarı yolu yakınladı yani. Hadi gidelim motora binelim. Aynen, aynen. Kafesini alalım. Kaydı bilerek durdurmadım. Evet. Canlı yayın. Serbest kaydı. Serbest hocam abi bir taraf. Hemen şuradan bu dönüşümüzü yapıyoruz. Kuşlar da gelmişler mi? Kuşlar iki tanesi gözüküyor. Bayağı uzaklaşmışlar. Bekleyeceğiz. 3-4 tanesi gitmiş gibi. Gidince belli olacak artık. Bakalım ne olacak. İki tanesi bayağı bir uçmuyor. Uzadık ama. Gelmeye çalışıyorlar. Hatta bir tanesini şurada gördüm. Evet. Siyahlı şebel dediğimiz kuş. Hayvanlar sadece gelmek için çabalıyorlar. Çok rüzgar var ya. Evet. Yani rüzgar güllerinden ben tahmin ediyorum. Rüzgarın şiddetine gerçekten iyi bir rüzgar var. Yani ve ters, yani eve doğru ters yönlü. Evet. Evet. Ters yönlü bir rüzgar. Bir tane kuş saldık. Şimdi gidince göreceğiz kaç tane gelmiş. Aynen. Daha burada uçuyorlar ya. Evet, daha burada uçanlar var. Kaç tanesi gelmiştir bence? Senin tahminini alayım kaç tane? Vallahi hocam hani kuş görerek indikleri için belki de şu an hiçbirisi inmemiştir ama bir iki tanesi inmiş olabilir ben yani. 3 tane gelmiştir diye düşünüyorum. Aynen, 2-3 tanesi inmiş olabilir yani. Evet. Bir tanesini gördük. Bir tanesini gördük. Yapmayalım ama. Bir tane gördük yine. Oturu buraya bırakayım. Baban oturu gelmiş galiba. Oturu buraya bırakalım. Babam da gelmiş. O da yılların kuşçusu. Babam tabi açtıysa sayı karışmış olabilir. Evet. Ama 7 tanesi almıştık. Bir tanesi uçuyor hala hatta. Babam açmış herhalde kuşları. Yabancı sanmıştır acaba. Güzel oynayan da var bir tane. Ha, bir tane o bozuk kuyruklu olan gelmiş böyle. Evet. Şuradan bakalım. Ya, yabancı mı sandın? Kuşları saldık. Ne yapıyor hocam? Videodayız baba. Kayıttayız bakalım kaç tane geldi. Sayabildin mi gelende? Yavru salmadık ya. Merhaba Naci. Kalınca gelmiş. Gelmeli var, inmek istiyor odayı. Pal gelmiş. Kalınca geldi, pal geldi. Çini yok. Çini de geldi. Çini geldi mi? 7 tane kuş vardı. Bir tane şebel dişimiz vardı. Erkek gelmiş. Dişi gelmiş. Niye böyle yapıyor? Açık mı da kuşlar? Yok. Evet. Erkek gelmiş. Çoğu gelmiş hocam kuşları. Şu an gördüğüm kadarıyla. Tavlanmış mı? Şeş pardon var. Sarı yavru geldiğine göre hepsi gelmişti. Sarı ala salmadık onu ya. Onu salmadık. Tamam, bu da geldi sen gibi. Çin mi uçtu bu? Yok, şimdi uçmuştu. Erkek gelmiş. Ya başta 3 tane gördüm ben. 3 tane kuş uçuyordu. Sonra bir tane kuş geliyor. Babama da iyi bir sürpriz oldu. 3, 4, 5, 6. Hepsi gelmiş hocam kuşların. Çin'e de gelmiş. Hatta Çin'i oynayarak hatta kuyruklarını gösterdiğim kuş bile gelmiş, yumurtasına bile yatmış yani. Şimdi emekler. Şimdi geldi oynayarak. Aynen. O yaşı da var onun galiba biraz. Yaşı da ya 2-3 yaşında var. Tahminen yakaladığımızda da 2 yaş olsa 4-5 yaşında kuş yani. Bir hastalık geçirdi. Çok güzel dönüyor. Gene de dönüyor şimdi. Geldi rüzgar. Evet. Erkek falan hepsi gelmiş. O eşini koşturuyor.
Mavi şeberi saldık mı? Mavi şeberi salmıştık. 7 tane kuş saldık, gelmişler. Şu dişi şeber bile yumurtasına yatmış hocam. Belki salarken ya fotoğraf aldığımız kuş. Evet, vardı o. Aynen. Gelip yumurtasına yatmış bile. Ekip tamamlandı böylelikle. Ekip tamamlandı. Nereden saldınız bunları? Köyün hemen ilerisinden saldık. Doğamışlardan mı geliyor? Çok rüzgar var yalnız burada ya. Burası çok rüzgarlı ya. Ufak yavruya bak nasıl çıkıyor Arap yavruya. Arap hemen darıyı gördü mü saldırıyorlar. Vatandaş darı yemez diyor bak, kuşlar nasıl darı yiyor bak. Hem de Amerikan darı değil mi? Evet, hem Amerikan darı. Yerli dedi. Yerli dedi. Kapışıyor bak. Alıştırmaya bağlı. Bu uyanık erkek de en aşağıdan gelen erkek hocam. Aynısı. Şu şey. Ha. Aynen. Çok evet, uyanık beyazı bir kuş çok alçaldı. Çok aynen. Cin gibi kuş ya. Bak rüzgar var. Aktan abi var. O verdi. Akisar'da. Şu an güvenlik görevlisi olarak yapıyordu. Şimdi bir kuyumcuda çalışıyor kendisi. O sadece odada bakıyor böyle evin içerisinde bir arkadaşımla. Al bakalım dedi. Hayvan hiç uçmadığı halde buraya getirdik. En çok uçan kuşlarımızdan birisi yani. Evet. Uyanık bir de. Diğerleri hep havadayken şiddete maruz kalırken aşağıdan geliyor. İnce ince geliyor. Hatta yolu bile o çizdi tahmin yani. Evet. Aşağıdan geldi. O şeyin de kanadını olur aslında. Arap kalaçanı. Dün onu getirdim hocam. Bu akşam şimdi giderken salarız. Hatta şimdi de şey yapabiliriz. Yakalayayım ben onu. Hemen şey yapalım. Operasyonda kanadı bantlanmış. Çünkü hayvanlar ilk getirdiğimiz gün yani bir sersemliyor. Kümesi öğrenemeyebiliyor. Aynen, kümesi öğrenemeyebiliyorum. Sonra dışarıda kalacağına böyle salıyoruz. Biraz zarar görüyor tabii ama onlar gagasıyla düzeltecek. Düzeltiyor. Yani. Bir banyo falan verdim. Aynen, aynen hocam. Şöyle biraz üfürelim. Sağ olun kuşumuzu. Güzel bir dişi. Biraz çenek zarar görmüş galiba. Biraz çenek banttan işte zarar görüyor. Ama tüy döneminde zaten kuşlar, dokunduğun kuşta tüyler artık yavaş yavaş salmaya başlıyor. O da yavru değil mi? O da yavru, o sarıyla kardeş. Şeş olacak onlar, kanatlar patlatmaya başladı. Değerli arkadaşlar, bugün 25 ayın, 25 Haziran 2018. 7 tane kuş saldı köyün dışından ve hepsi de geldiler. Önce gelenler vardı. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hastalıklardan uzak, bol yavrulu, güzel bir sezon geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.